Evet arkadaşlar, dün gece çekmiştik, karanlıktı. Şimdi gündüz gözüyle çekiyorum. Ondan sonra bir de bir şey paylaşmak istedim sizinle. Bu yanlara bugün gittim. Bu yanlara kavak kontra almaya bugün. Semtimizde İstanbul Bağcılar'da bir adam satıyordu. 2.20'ye 170 dedi. Bana tanesini 570 lira dedi. Tanesine, kavak kontranın bir tabakasına 570 lira dedi. Ben de bugün şeye gittim. Elektro zirveye gittim. Şu iki kabloyu aldım. Şu artıyla eksiği aldım. Bunlar eksikti. Buraya çünkü yaşam akülerini koyacağız. Bunları almaya gittim ki kapatmadan önce dedim bunları da çekeyim. Buraya onları da koydum. Neyse, bize vatandaş, konumuza dönelim. 570 lira dedi onlara. Hazır iki telliye gitmişken organize sanayide kereslicilere sitesine girdim. Bir sorarım, adam tanesini bana 375 lira der. Şimdi bu kadar fark olmaz yani. Neredeyse 200 lira fark var. Bir tabakada 200 lira çok büyük para yani. Yazıktır, günahtır. Yani 4 tabakada 800 lira, sen ne yapıyorsun da benden o parayı alıyorsun? Aynı malzemeyi 150 lira nakliye verdim, attım arabaya getirdim. Bunu paylaşmak istedim. Arkadaşlar, bir şeyi alıyorsanız bence gidin toptan yerinden alın. Daha düşük hesaplara geliyor. Yazık, günah. Yani ben almış olsam, gitmesem oraya, tanesine 570 lira, 560 lira nerede, 375 lira nerede? Yani böyle bir şey yok. Yani böyle bir rakam yok, böyle bir para da yok. Hani bilmiyorum. Nasıl olacak bilmiyorum. İşte dediğim gibi yarın ya da öbür gün bu yanları da kapatacağız. Sonra üste geçeceğiz. Üstleri yapacağız. Lambirlerimizi yapacağız. Ondan sonra su tesisatını çekeceğim ben kendim. Şuradan şöyle getireceğim. Buraya tuvalete. Ben mutfağı buraya düşünüyordum ama vazgeçtim. Buraya masa yapacağım. Mutfağı buraya alacağım ben. Burayı mutfak yapacağım. Ondan sonra su tesisatını, aslında bu mutfağın su tesisatını arabanın altından da getirebilirim de. Dedim kışın donar monar gerek yok. Zaten bu arka kapıyı kullanmayacağım ben. Burayı kullanmayacağım için şuradan da bir delik açacağım. Şuradan zaten su deposunu arkaya koyacağım, bunun altına, bagaja. Şuradan da bir depo açacağım. Sadece şuradan şöyle, şurada bir boru geçecek. Gelecek boru. Buraya da mutfağın suyunu da buradan çekeceğim yani. Hiç arabanın altından gerek yok daha dolanmaya. Buradan da banyo tuvaletin suyunu buraya. İşte böyle yavaş yavaş bir şeyler çıkıyor ortaya. Ondan sonra lambirleri de işte bakacağız, alacağız. Şimdi yanları aldık. Yanları bitirelim. Yanlardan sonra lambirleri alalım. Dün bu karkasları yaptım. Becerebildiğim kadarıyla hepsini yaptım. Şöyle. İşte bu elimizden, adımız Hıdır diyor, elimizden gelen budur. Bunların altı hep taş yünüdür. Mineralli şu taş yününden, şundan hep altlara koydum. Daha iyi olsun diye. İnşallah olmuştur ve olacak da. İşte arabamızın son hali bu. Onu paylaşmak istedim. Gerçi dünkü videonun aynısı oldu ama İşte yani adam bizi artık ne zannettiyse yani böyle bir para kazanmayanı bilmiyorum, yazıklar olsun. Yakıştıramadım ben o esnafa. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Selametle kalın.